Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum bugün cumartesi Bizim memlekette Akdeniz bölgesinde bugün havalar güne güzel ve güneşli tam gezmelik tozmalık yani bilmiyorum sizin oralar nasıl ama Tüm Türkiye'de genelde şu an yağış uyarıları var Biz burada huzurluyuz diyelim ve bugünkü videomuzun e amacı muhafızlar arkadaşlar Genel olarak hiç muhafızlarla ilgili video yapmamışım ve 3 aşağı 5 yukarı muhafızlar nedir Kastığınız zaman size ortalama kaç SG verir Bütün muhafızları aktif hale getirdiğiniz zaman Toplamda kaç SG alırsınız özellikleri nelerdir hangileri işinize yarar Nedenli kullanmalısınız gibisinden önce bir size anlatalım Şimdi buraya gelmeden önce Şuraya bir gelim arkadaşlar oradan göstereyim size Şimdi Yakut dükkanında Nerede onlar Aşağı inelim. Bura değil, bura değil. Bura değil ya kut Allah Allah. Nerede bu muhafızların olduğu yer ya? Yakut'ta değil miydi? Ha burada en aşağı almışlar. Yerini değiştirmişler. Şimdi arkadaşlar bütün muhafızları e, ee, ilk başta e, yakutla alabiliyorsunuz. Daha sonra bunları yükseltmeniz için bir takım e, elmas istiyor sizden. Başlangıçta bunların hepsini aktif hale getirirsiniz. Bildiğiniz gibi küçük şeytan siz AFK moddayken iken kasmanızı, gelişiminizi sağlıyor. Elf ise e, kullandığınızda defans odaklı yükseltiyor. Zaten bir süre sonra artık hepsi aktif oluyor. Önceki ilk zamanlarda başladığınızda Mesela elf'i seçiyordun sonra şeytanı seçiyordun böyle ayarlıyordun yani ama şimdi hepsi aktif halde üzerimize sadece yanımızda gezdiriyoruz. Onun haricinde elmasa geldiğiniz zaman da bunları şöyle aşağı koymuştur büyük ihtimal aynen öyle. Bakın burada kademeleri var. Şimdi bu kaçıncı kademe bilmiyorum ama toplamda sizin bütün bu muhafızlarınızı yükseltmeniz için e, cebinizden çıkacak olan elmaslar. Hepsi burada arkadaşlar. Birinci ve ikinci kadem olarak gösteriyor. Bakın mesela birinci e, basıyorsunuz. Elması 288 istiyor ilk başlangıçta. Daha sonra dev iblis yapmanız için bir daha aynı elması ödüyorsunuz. Bunlar da burada. Bunları yaptıktan sonra sizden istediği şu arkadaşlar. Bunların bir üst kademeleri daha var. Ama onları mesela etkinliklerden alıyorsunuz. Öncelikle biz şunu bir alanımıza alalım. İşte bakın mesela burada. Sukubasun ruhu demiş. Muhafız uyanış içinde kullanabilir. Bunu nereden bulabilirmişiz? Etkinliklerden elde edilebilir. Siz etkinlikler elde etmeden önce. E, şu an mesela iblis bitmiş. Bir daha etkinliklerden gelme olasılığı yok. Aziz melek de bitmiş mesela. Onun haricinde. E, aziz yok kuşağı da bitmiş. Muhtemelen bu da bitmiştir. Ha yok bu var. Bir tane daha vardı bunların içinde ya. Alınamayan diğerlerin hepsi yeni geldi. Başka yok galiba. Evet diğerlerin hepsi yeni geldi. Sadece 3 tanesi. Diğerlerin hepsini 4 tanesi. 3 tane. 1, 2, 3. Bu üçünü elmaslarla full yapıyorsunuz. Daha sonralarını bir üst kademe daha atlatmak istiyorsanız. işte bu taşlardan istiyor. Bunlar da etkinliklerden veriyor. Başlangıçta bakalım. En son gelen neydi? Aziz Sukkubus. Sukkubus neymiş? %10 hasar azaltma. Yetenek hasar azaltma %5. Nihai hasar azaltma. Yani bunu kullandığınız zaman aldığınız hasarların hepsini bir takım aşağı düşürüyor. Bu AFK modda dediğim gibi size fazladan XP ve ödül sağlıyor. Bu da aynı şekilde nihai %25 hasar azaltma. Kritik hasar azaltma %10. Odaklanmış hasar azaltma. Yani defans koruması, muhafızı ilk başta dediğim gibi bunları aktif hale getirmek için ayrı ayrı seçiyordunuz ama şimdi bu şekilde mesela şu anda 2 milyar 200 milyon SG var doğru mu önceden mesela bunu aktif hale getirdiğimiz zaman bu SG yükseliyordu bakın yine aynı değişen bir şey yok hepsini normal bir aktif hale getirmişler biz bunu alalım yanımıza devam edelim Diğeri neymiş PvE hasarı elit hasarı %10 hasar bu da hasar veriyor üzerinize kaldı aldığınız zaman Bakın mesela bu aziz gökyüzü ejderhası güzel. Kritik %12, dayanıklılık %6, hasar %15 demiş. Şimdilik bunu seçelim yanımıza. Devam edelim. Yüzde %10 blok ve blok reddetme %5 ve artı blok yüzde %10. Bu da güzel ama şu an hepsinin içerisinde iki para aldığımız daha iyi. Odaklanmış hasar var. Odaklanmış atak var. Odaklanmış atak bonus var. Bu da atak üzerine görüntü olarak yalnız alabilirsiniz. Ben Gold'ları seviyorum. Genelde böyle şeylere takıntım vardır. Yumuşak kontrol dayanıklılık %25 demiş. Artı sert kontrol dayanıklılık %20. Yani bu çok da gerekmez. En son gelenlerden bir öncesi bu arkadaşlar. Aziz Elf. Kritik oranı %6. Gattar kritik %6. Bu, bunu alak bence. Bu daha iyi şu anda. Diğerlerine nazaran. Bu da hasar azaltma. Şu an üzerimize aldığımız daha iyi arkadaşlar. Bakın şöyle arkamızda geziyor. Şimdi genel olarak bütün bu muhafızları aktif hale getirdiğiniz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. Ben 2 tanesini aktif hale getirmiştim. Yanılmıyorsam aynı anda. O zaman 60 milyon seyyi almıştım. Şu anda 10 tane var. 3 aşağı 5 yukarı. Siz bunların hepsini bu şekilde aktif hale getirdiğiniz zaman 200 milyona yakın bir seyyi alırsınız arkadaşlar. Bunlar size kaç elmas mal olacak? 3 tane hariç 10 tane var. 7 tane desek 2 kere yükseltme yapıyorsunuz. Her birine yuvarlak hesap 1000 deseniz 7000 elmasınız gider. 7000 elmas ve onunla beraber 5K Yakut ayarladığınız zaman bu SG'ye sahip olursunuz arkadaşlar. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Ee, sormak istedikleriniz olursa video altından yorum olarak atabilirsiniz. Görüşmek üzere.